çocuk, hayvan katliamlarına dur diyenler, açlık, yoksulluk, baskı, savaş ve sömürü düzenine artık yeter diyenler, hepiniz hoş geldiniz. Üsküdar'ı yine geçemedik abi. Bu atlar çok hain. Yaşasın hakların, devrimci kurtuluş mücadelesi şiarıyla. Sizin sesiniz olup sizi haykıracağız. Biz kalanacağız, biz kalanacağız, biz kalanacağız. Anıları mücadelemizde yaşıyor. Az sonra bu kürsüyü diyenlere bırakacağız. Burjuva basında yer bulamayan, her sözleri eylemleri büyük bir karanlıkta bırakılmak istenenler, gün doğmadan yola çıkıp karanlıkta evine dönenler konuşacak ve yine onlar dinleyecek. Çünkü biz birbirimizi dinledikçe ve birbirimizden öğrendikçe, birleştikçe güçleneceğiz ve kazanacağız. Mitingimizin başlığını düşük ücretlere, hayat pahalılığına, vergi soygununa ve savaş politikalarına karşı topyekun direnişi büyütelim koyduk. Düşük ücretler ve hayat pahalılığı konusunu bugün bu alana gelen herkes her gün kat be kat yaşayarak biliyor. Artık garsonların bahşişlerinden askeri ücrete, kıdem tazminatımızdan sendikal haklarımıza her şeye göz dikmesiyle bilinen orta vadeli programla her geçen gün saldırılar artıyor. Biz bunun sebeplerini biraz açalım. Vergi soygunu diyoruz. Dünyanın en fazla kâr eden 250 inşaat şirketinin 43'ü bu ülkeden çıktı. Ve bunların 20'si geçtiğimiz yıl tek bir kuruş vergi vermedi. Birçok iş kolundan işçiler burada aramızda. Kendi emeklerini sömürerek patronların nasıl zenginleştiğini biliyoruz. Mesela bu zenginliğini herkesin bildiği Koç ve ona bağlı Ford Atasan'ın kazandığı gelirden verdiği vergi %5.5, Otokar'ın ise %1.2 ve senenin başında geçtiğimiz sene 2 trilyon 210 milyar TL patronlardan devletin affedip almaktan vazgeçtiği vergi. Bu 176.800 emeklinin maaşı ediyor. Peki biz işçiler, emekçiler, bizim ücret ve maaşlarımızdan kesilen vergiler ise %124 arttı. Biz işte sermayenin bu soygun saldırısına karşı direnişi büyütelim diyoruz. İnsanca bir yaşam diyoruz. Hepimiz ay başında kiralarımızı zar zor ödedik. Barınma, eğitim, sağlık, doğalgaz, elektrik, ulaşım, bunlar en temel insan haklarıdır. Biz bunların insani ihtiyaç kadarının ücretsiz olması için mücadeleyi büyütelim diyoruz. Bu gerçekleşemez bir hedef mi dediniz? Mesela Cengiz Holding'in, hani şu anamızı bellemekle ünlü olan Cengiz Holding'in, 3. havaalanındaki kiralarının borçları 2043'e kadar ertelendi. Ve bunlar alınacak mı? O da meçhul. İşte biz bu düzene karşı hakkımız olanı almak için bir araya gelelim diyoruz. Savaş politikalarından işçi, emekçilere ölüm ve sömürü dışında bir şey çıkmaz diyoruz. Daha geçtiğimiz hafta kredi kartı limiti 100 bin üstü olan herkesten 750 lira savunma sanayine haraç kesmeyi tartıştılar. Gördük hepimiz. Ne için kullanacaklar bu parayı? Neyi savunacaklar? NATO üyesi, emperyalistlerle işbirliği yapanlar, Libya'dan Suriye'ye, Kürdistan'dan Irak'a her yeri kan gölüne çeviren katillerin tetikçisi olan bu ülkenin egemenleri bize hangi vatanın savunmasından bahsediyor? Bu ülkenin yönetenleri iktidarıyla, burjuva muhalefetiyle, her tezkereye evet diyenleriyle bu ülkenin yönetenleri savaş politikalarını dile getirdiğinde, vatanı savunmak dile getirdiğinde bizim aklımıza gelmesi gereken şudur. Onların vatan dedikleri Amerikan üsleri, onların vatan dedikleri Amerikan bombası, Amerikan donanması topudur. Onların vatan dedikleri çiftlikleri, kasaları ve çek defterleridir. Onların vatan dedikleri fabrikalarımızda al kanımızı içmektir. Bu savaşlardan zenginleşen yine onlardır. Tıpkı bizim her gün ürettiğimiz tüm zenginliğe çöküp bize kırıntıları vermeleri gibi bu savaşlardan bize düşen yalnızca ölüm ve sömürü olacaktır. Mesela ticareti durdurdular değil mi? Soykırımcı İsrail'le. İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta bu yılda
227.400.000 dolar ticarete devam ettiler. İşte size soykırımın destekçileri. Sermaye sınıfı ve bu ülkenin yönetenleri biz işçilerin ürettiği çimentoyla, petrolle soykırımcı İsrail'i besliyor. Biz işçi sınıfı da direnen Filistin'in yanında olmak için tıpkı Filistinli sendikacıların çağrısını yaptığı gibi üretimi durdurmalı, sevkiyatları engellemeliyiz. Savaş politikalarını durduracak tek güç işçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarıyla örgütlenmemizi büyütmekten geçiyor. Bize bugün reva görülen baştan aşağı çürümüş bir sistemde hayatta kalmaktır. Rant için, kar için, madenler için doğayı talan edenler, madenleri bizlere gömüp üzerimize toprak atanlar, bizden bunu kabul etmemizi istemektedir. Peki biz ne yapıyoruz? Hayır! Güya o koskoca konfederasyonların işçi sınıfını uyutmak için anlattığı masalları anlatmıyoruz. Göstermelik eylemler yapmıyoruz. Bebelerimizi 8.000 lira için katledenlere karşı, 3.30 paraya bizi mahkum edenlere karşı, sendika istediğimiz için kapı önüne koyanlara karşı, kadın cinayetleriyle üçer beşer öldürenlere karşı, geleceksizliği dayatanlara karşı, doğamızı yağmalayanlara karşı. Peki şimdi biz ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız? Bugün bu alanı dolduran her bir kişi bir direnişin ucundan tutuyor. İçinden geçtiğimiz bu günlerde az plastikten polonez'e, kadınlardan öğrencilere, bu yanan her bir çoban ateşi yarınlarımıza ışık tutuyor. Bize gerek olan şudur. Şimdi bu çoban ateşlerini harlamak için direnişleri birleştirmek, bir yangına çevirmek, sermayeyi küle çevirmek için, genel grev, genel direnişi de kapsayan mücadele hattıyla topyekun direnişi büyütmek gerek bize. İşçilerin, emekçilerin, öğrencilerin, kadınların, halkların savaşlarda katledilmediği, emeğinin sömürülmediği, aşağılanmadığı, açlık ve yoksulluğu tarihe gömecek olan tek şey sosyalizmdir. İşçi sınıfının iktidarıdır. Bize şimdi gündüzlerinde sömürülmediğimiz ve gecelerinde aç yatmadığımız bir ülkeyi kurmak için, gerçek çözüm için, sosyalizm için ileri atılmak gerek. İşçilerin disiplini direnişi, öğrencilerin bir hışımla patlayan isyanları, kadınların cüreti, halkların boyun eğdirilemeyen iradesi bunu başaracak gücü içinde barındırıyor. Gücümüzü örgütleyelim, direnişi büyütelim de kazanalım. İşçi sınıfı ya devrimcidir, her şeydir, ya değildir, hiçbir şeydir. Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Hareket Partisi'nden dostlarımız aramızda hoş geldiniz diyoruz. Birkaç anons daha yapacağız. Direnenler de var bu havalarda. Patronların sömürüsüne, doğanın yağma ve talanına, halklara karşı sürdürülen imha ve inkar savaşlarına karşı... Harp olsun!